Değerli öğrenciler, hepinize merhaba. Bugün sizlerle cümle türleri konusunda birlikte olacağız inşallah. Çok güzel, keyifli bir konu arkadaşlar. Zor bir yanı yok. Konuyu sıfırdan temelden anlatacağız. İyi dinler, iyi takip ederseniz size mutlaka artı bir şeyler katacaktır. Şimdi cümle türleri konusu nedir? Cümle türleri konusu bir cümleyi dört farklı şekilde inceleyen konudur. Bir cümleyi dört farklı şekilde inceliyoruz. Bunlar nedir? Cümlenin anlamı, cümledeki yüklemin yeri, yüklemin türü ve cümlenin yapısıdır. Şimdi ilk olarak cümlenin anlamına göre değerlendiriyoruz. Anlamına göre bir cümle olumlu, olumsuz, soru, ünlem ve şart cümlesi olarak ayrılır ifade edilir. Biz burada temel olarak bir cümlenin olumlu ve olumsuz olmasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Olumlu cümle nedir? Olumsuz cümle nedir? Öncelikle burada şuna bakıyoruz. Olumlu veya olumsuz bir cümle içerisinde iyi, kötü, güzel, çirkin gibi kelimelere göre değerlendirilmez. Yani öznel değerlendirme yoktur arkadaşlar. Öznel değerlendirme yok. Bunu dikkate alıyoruz. Peki neyi dikkate alıyoruz? Şunu dikkate alıyoruz. Eğer verilen cümledeki verilen cümledeki eylem olmuşsa, yani gerçekleşmişse, gerçekleşecekse bu cümle olumludur. Ama eğer bu cümlenin içerisinde mema, sızsız, değil, yok gibi sözcükler geçiyorsa bu eylem gerçekleşmemiştir, gerçekleşmeyecektir, hayata geçmeyecektir. Bu nedenle olumsuzdur. Yani içerisinde tekrar gösterelim mema, sızsız, değil, yok gibi kelimelerin geçtiği cümleler olumsuz. Bunların geçmediği cümleler ise olumlu cümle olarak karşımıza gelir. Hemen örnek üzerinden bakalım. Yarınki toplantıyı erteleyelim diyor birinci örneğimiz. Bu cümleye bakıyorum. Bu cümlede mema, mezma, sız, geçmediği için bu olumlu bir cümledir. Çünkü eylemin gerçekleşmesi ertelenmiyor. Eylemin gerçekleşmesi değişmiyor. Sinemaya geç kalıyoruz dediğimizde geç kalmak anlam olarak kötü diyebiliriz. Fakat biz önce anlamına değil yapısal içeriğine bakıyoruz. Bu cümlede mema, sız, yok, değil, hayır gibi kelimeler ekler geçmediği için bu cümle olumludur diyoruz. Aynı şekilde böyle hazırlıksız bir şekilde yola çıkmayın dediğinde şuradaki mema olumsuzluk ekini gördük. Öyleyse bu cümlenin de olumsuz bir cümle olduğunu söylüyoruz ve kolay bir şekilde devam ediyoruz. Hemen bir iki örnek daha yapıp pekiştirelim arkadaşlar. Bu olaydan sonra artık sana kim inanır? dediğinde şu cümleye şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şuraya bir not yazıyoruz. Bir cümlenin olumlu ve olumsuz olması anlamına göre ayrı, biçimine göre ayrı değerlendirilir. Şurada olumlu cümle diyoruz. İki farklı şekilde olur. Bir, anlamına göre olumlu. İki, yapısına yani biçimine göre olumlu. Olumsuz cümle de aynı şekildedir arkadaşlar. Yine benim mükemmel ötesi yazımla karşı, karşı karşıyasınız. Olumlu cümle de bir anlamına göre olumlu cümle, iki yapısına yani biçimine göre olumlu cümle olacak şekilde ikiye ayrılır. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Tekrar diyoruz öznellik burada geçerli değildir arkadaşlar. Burada eylemin hayata geçip geçmemesi, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önemlidir. Şimdi bakıyoruz. Bu olaydan sonra artık sana kim inanır? Şu cümleye baktık bu olaydan sonra artık sana kim inanır diyor. Bu cümlenin yapısında mema, mezmaz, sız, siz, yok, değil, hayır geçmediği için diyoruz ki bu biçimce olumludur. Biçimce olumludur. Peki bakıyorum bu olaydan sonra sana kim inanır dediğinde kimse inanmaz demek istemiş. Bu eylemin anlamında inanmaz, mezmaz ifadesi olduğu için de Basit bir şekilde diyoruz ki anlamca olumsuzdur. Çünkü inanma eylemi gerçekleşmiyor sevgili dostlar. İnanma eylemi gerçekleşmiyor. Şuraya bakıyoruz. Yaptıklarından dolayı ben de ona kızmadım değil denilmiş. Hemen bakıyoruz. Bu cümlenin içerisinde değil ifadesi geçmiş. Değil ifadesi geçmiş. O zaman diyorum ki bu cümle biçimce olumsuz. Hemen şuraya notumu alıyorum. Biçimce olumsuz. Peki yaptıklarından dolayı ona ben de kızmadım değil dediğinde kızdım demek istemiş değil mi? Kızma eylemi gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Anlamsal olarak mema mezmaz geçmediği için ve eylem gerçekleştiği için de biz buna diyoruz ki anlamca olumlu. Niçin? Çünkü kızma eylemi gerçekleşmiş. Ama biz burada kesinlikle kızmak iyidir, kötüdür diye Düşünmüyoruz. Bu cümleyi biçimci olumsuz anlamca olumlu diyoruz ve devam ediyoruz. Yani işi bilenin gözünden bakarsak kısaca anlamca bir cümle biçimce olumlu, biçimce olumsuz olabilir. Anlamca biçimce olumlu, biçimce olumsuz olabilir. Bir cümlenin anlamı olumlu, biçimi olumsuz olabilir. Anlamca olumsuz, biçimce olumlu olabilir. Yani bir önceki sayfada gösterdiğimiz şu ifadenin bir özeti olmuş arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Bir uygulamada soru üzerinden bakalım. Hangileri biçimce olumsuz, anlamca olumludur? Onlar buralara hiç uğramadı. Mema. Aslında içinden geçenleri tahmin etmiyor değilim. Etmiyor değilim. Zavallıların bu evinden başka bir şey yok. Yok. Böyle konuları bilmediği söylenemez. M Me ve mez. Şimdi bakıyoruz. Aslında içinden geçenleri tahmin etmiyor değilim dediğinde değil ifadesi geçtiği için bu cümle biçimce olumsuzdur. Tahmin etmiyor değilim dediğinde tahmin ediyorum, tahmin edebiliyorum anlamı var. Tahmin etme anlamı geçtiği için de anlamca olumludur. Çünkü eylem gerçekleşmiş, öylesi ikiye aldık. Aynı şekilde dört numaralı cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Böyle konuları bilmediği söylenemez dediğinde m Me ve mez ifadesi geçtiği için bu cümle biçimce olumsuz. Fakat bilmediği söylenemez dediğinde bilir demek istendiği için de bu cümle anlamına göre olumludur. Çünkü bilme eylemi gerçekleşmiş. Öyleyse cevabımız 2 ve 4 D şıkkı olur. Aradaki pekiştirme sorularının bazılarını ödevlendirme olarak size veriyoruz arkadaşlar. Çok fazla soru çözmek çok fazla zamanımızı alacağı için şu an bizim ilk önceliğimiz konuyu anlatmak. Şu pekiştirme sorularını arkadaşlar sizlere ödev olarak veriyoruz. Anlamına göre cümleler 2. Soru cümleleri bakıyoruz. Eğer bir cümlenin içerisinde soru anlamı varsa biz buna soru cümlesi diyoruz. Eğer amaç soru sormak değilse biz buna sözde soru cümlesi diyoruz. Örnek Çalışırken bir hedef belirliyorsun değil mi? Sana yardım etmemi mi istiyorsun dediğimizde. Cevap almak amacıyla sorulan bir cümleye arkadaşlar bir soru cümlesi diyoruz. Örnek şu cümleye bakın. Diyoruz ki bunları iddia eden kimmiş ki? Bakıyorum kimmiş ki derken burada cevap almaya yönelik. O zaman diyoruz ki burada cevap alma amacı var. Ama insan bu kadar bencil olabilir mi? Dediğinde insan bu kadar bencil olmaz, bu kadar bencil olmamalıdır diye anlamı pekiştirme amacıyla kullanılmıştır. Daha basit bir tabirle eve gittiniz, anneniz size uyudun mu diyor. Burada evet uyudum cevabını almamız mümkün değil. Demek ki bu bir sözde soru cümlesi. Ya da yine eve gittik annemiz bize sen mi geldin diyor. Hayır ben daha gelmedim dediğimizde mutlaka bir tepkiyle karşılaşacağız. Bu ifadeler cevap alma amacıyla değil, durumu pekiştirme amacıyla kullanıldığı için biz bunlara sözde soru cümlesi diyoruz. Hemen devam ediyoruz. Ünlem cümleleri. Ünlem cümlesi nedir? Tepkisel ifade barındıran ah, va, tü gibi tepkisel ifade barındıran ya da ey, hey gibi seslenme bildiren ifadelere biz Diyoruz ki bunlar ünlem cümlesidir. Mesela bakıyoruz. Dur dediğinde seslenme ifade eden cümle. Sakın arkana dönme dediğinde yine seslenme cümlesi. Şşşt sessiz olun biraz dediğinde uyarı ve ikaz anlamı taşıyan bir ünlem cümlesi. Aman Allah'ım dediğinde şaşkınlık anlamı taşıyan bir ünlem cümlesidir diyoruz. Burada cümlenin anlamından zaten ne demek istediğini net olarak çıkartabiliyoruz. Şart cümleleri cümlede anlam konusundan da hatırlayacaksınız arkadaşlar eylemin gerçekleşmesini bir şarta bağlı kılan cümledir. Örnek, insanları durmadan eleştirirsen hiç dostun olmaz. Hiç dostunun olmama şartı insanları eleştirmek. Yargı ve yargının gerçekleşme şartı. Beni dinleyeceksin yoksa burada böyle beklerim. Burada böyle beklerim benim yargım. Bunun gerçekleşme şartı da beni dinleyeceksin. Eğer dinlemezsen burada böyle beklerim anlamı var. Ve şart cümlelerinde bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. İşi bilenin gözünden ne dönüyor bize? Cümlenin anlamı okuduğunu anlamakla detayları kolayca belirlenebilecek bir konu. Bu konuda bilgiden çok kendi anlama ve yorumlama beceriniz öne çıkacaktır. Kesinlikle arkadaşlar, biliyorsunuz ÖSYM'deki bütün dil bilgisi konularının temelinde artık anlama ve yorumlama var. Ne kadar güçlü bir anlama ve yorumlama yeteneğine sahipseniz, konuları o kadar rahat anlayacaksınızdır. Hemen bakıyoruz. Bir uygulama sorumuz. Bazı cümleler soru cümlesi şeklinde ifade edilse bile karşıdakinden bir cevap beklemek amacıyla kurulmaz. Hangisi cevap istemeyen bir soru cümlesidir? Bugüne dek kimin gönlünü kırmışız ki? Okuduğunuz kitap bir roman değil mi? Yolun başındaki bizim çocuk değil mi? Son zamanlarda ne tür yazılar yazıyor? Sizin gitmek istediğiniz yer neresi derken? Cevap bize gülümsüyor arkadaşlar. Yazarımız bir tek kenara cevap aşıklı diye not düşmemiş. Bugüne de kimin gönlünü kırmışız giderken, kimsenin gönlünü kırmadık, kimseyi incitmedik anlamında bir pekiştirme ifadesi taşıyor. Bu yüzden de cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Bu sorular size ödevlendirme olarak veriliyor arkadaşlar. İkinci soru size ödevlendirmedir. Onu kendiniz bireysel olarak yapacaksınız ve cevabı bulacaksınız. Şimdi biraz daha işin can alıcı kısmına geldik. Yüklemin türüne göre cümleler. ÖSYM burada 2016 yılında TYT'de, gerçi zaman TYT değil, ama biz genel olarak TYT diyoruz. TYT'de bir soru sordu. Çok kolay bir şey. Tek yapacağımız şey yüklemi bulmak. Yüklemi bulduk. Yüklemin türüne baktık. Bir yüklemin türü ya isim olur ya fiil olur. O kadar. Eğer mekmak ekini getirebiliyorsa fiildir. Mekmak ekini getiremiyorsak da isimdir diyoruz, bitiriyoruz. Hemen sağdaki örneklere bakıyoruz. Hava bugün çok rüzgarlı. Rüzgarlı, rüzgarlımak olmayacağı için diyoruz ki bu bir isim cümlesidir. Arabayı tamire götürdüm. Götürmek, mek, mak ekini aldığı için bu da bir fiil cümlesidir. Dünden beri hasta gibiyim dediğinde gibi edattır. Gibi mek, mak ekini almadığı için yine bu da bir isim cümlesidir. Bir dül kursuna gitmeye karar verdim dediğinde karar vermek mekmak ekini aldığı için de bu da bir fiil cümlesidir diyoruz ve bunu bitiriyoruz. Çok kolay bir konu arkadaşlar. Karşınıza çıktığında büyük ihtimalle soru kaçırmayacağınız bir ifadedir. Tek yapmanız gereken şey yüklemi burada doğru bulmak. <laughs> Devam ediyoruz. Yüklemin yerine göre cümleler diyor arkadaşlar. Yine kolay ve eğlenceli bir konu. ÖSM'nin soru sormayı sevdiği formatlardan yüklemi bulduk. Yüklemin yerine göre de bir ifade yapacağız. Eğer yüklem sondaysa yüklem sonda ise biz buna kurallı düz cümle diyoruz. Eğer yüklem başta ya da ortada ise biz buna devrik diyoruz. Yüklem sonda ise kurallı Yükten sonda değilse devrik. Eğer cümlenin yüklemi yoksa biz zaten buna cümle değildir diyoruz. Bu bir eksiltili cümledir. Hemen örnek üzerinden uygulamasına bakalım. Çocuklar neşe içinde oynuyordu. Oynuyordu yüklem. Yükten sonda olduğu için biz buna kurallı cümle diyoruz. Çünkü yükten sonda. Bu başarı bana ait değil sadece bana ait değil yüklem bir edat grubu yüklem olarak kullanılmış. Yüklem ortada olduğu için de devrik cümle diyoruz. Temmuz akşamlarının ılık insanı sersemleten yıldızlı geceleri vardır mı diyecek, beni rahatlatır mı diyecek, insana huzur verir mi diyecek, ne yapacak devamı yok. Devamı olmadığı için yani yüklemi kullanılmadığı için biz buna eksiltili cümle diyoruz ve bitiriyoruz. Yalnız dikkat edeceğiz Sonu bazen üç noktayla biten cümlelerde yüklem ortada olabilir. Sadece anlamı pekiştirmek ya da okuyucuda yorum ifade yorumu yandırabilmek için bazen yüklem olan cümlelerin de sonuna üç nokta katılabilir. Üç noktası olan her cümle eksiltili cümle değildir. Ona dikkat ediyoruz. Hemen geçiyoruz. Bakıyoruz. Aşağıdaki cümleleri öğrendiğimiz üç cümle türüne göre değerlendirelim. Ağaçların gölgesinde dinlenirken içimizde derin bir huzur hissettik. Anlamcı olumlu, biçimci olumlu denilmiş. Niçin? Çünkü içerisinde mema, mezma, sız, siz geçmediği için biçimci olumludur. Hissetme eylemi de gerçekleştiği için anlamca da olumludur. Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir denilmiş. Hissetmek fiildir. O nedenle bir fiil cümlesidir. Yüklemin yerine göre kurallı cümledir. Yine yüklem sonda olduğu için de kurallıdır. Taşındıktan sonra aylarca haber alamadık ondan. Bakıyoruz. Haber alamadık denilmiş. İçerisinde me, ma geçtiği için biçimci olumsuzdur. Peki haber alma eylemi gerçekleşmiş mi? Anlamına göre de haber alma eylemi gerçekleşmemiş. Eylem gerçekleşmiyorsa anlamca da olumsuzdur. Haber alamadık yüklem. Yüklem ortada olduğu için arkadaşlar bu devrik bir cümledir. Ve haber almak, haber alamamak, mekmak mak ekini aldığı için de yüklemin türüne göre de fiil cümlesidir. Ürkütücü bir gürültüydü gece yarısı bizi uyandıran. Hemen bakıyoruz. Ürkütücü bir gürültüydü bizim yüklemimiz arkadaşlar. Bakıyoruz. Mema, mezma, sız, siz geçmediği için hem anlamca, hem biçimce olumludur. Yüklemin türüne göre isimdir. Çünkü gürültü, gürültümek ekini almayacağı için isim cümlesidir. Ve yüklem başta olduğu için de bu devrik bir cümledir diyoruz ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu pekiştirme sorularını sizlere ödev olarak veriyoruz. Pekiştirme sorularını siz bireysel olarak çözeceksiniz. Bunları unutmuyorsunuz. Bunlar sizin ev ödeviniz olacak. Ekranı durdurup burada soruyu çözebilirsiniz. Ve cevabı da doğru yapacağınızdan %100 eminiz arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Beşinci soruya kadar sizin ödevlendirmeniz arkadaşlar. Ekranı durduruyorsunuz. Ve bunu siz kendiniz çözüyorsunuz. Yapısına göre cümleler. İşte bizim can alıcı noktamız burası arkadaşlar. Yapısına göre cümle dediğimizde neye dikkat ediyoruz? Bir cümle basit olabilir. Birleşik olabilir. Yani iki yargı bulunabilir. Sıralı cümle olabilir. Yani iki yüklem. Bir de bağlı cümle olabilir. Bu da arasında iki yüklemin arasında bağlaç bulunan cümle. Şimdi tek tek inceleyelim. Basit cümle nedir? Basit cümlenin tek yargısı olacak arkadaşlar. Tek yargı ne demektir? Şöyle notumuzu alıyoruz. Yüklem olacak. Başka bir yüklem. Yüklemin dışında fiil ya da fiilimsi olmayacak. Yüklemin dışında başka bir yüklem, fiil ve fiilimsi olmayacak arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Bütün hikayelerinizi okudum. Okudum benim yüklemim. Peki bunun dışında başka bir fiil var mı? Yok. Fiilimsi var mı? Yok. Yüklem var mı? Yok. Öyleyse bu basittir. Sizin büyük bir hayranınızım, sizin hayranlığınızın bakıyorum yüklem. Cümlenin tamamı yüklem. Çünkü burada sizin hayranınız isim tamlamasıdır. İsim tamlaması parçalanmadığı için tamamını yüklem olarak aldık. Diyorum ki bu cümlenin içerisinde başka bir fiil, fiilimsi ve yüklem var mı? Yok. Öyleyse bu da bir basit cümledir. Peki şu yıldızladığım ifadeye bakarsak, bilim insanları farelerde denedikleri bir kanser ilacından umutlular. Umutlular yüklem. Peki bu sırada denedikleri dediğimizde fiilimsi gördük mü? Gördük. bu cümle basit değildir. Çünkü içerisinde yüklemin dışında denemek yargısı var. Bu cümle basit değildir diyoruz. Birleşik cümle. Birleşik cümle nedir? <laughs> i̇çerisinde birden fazla yargı bulunan cümledir. İçerisinde birden fazla yargı. Birden fazla yargı nasıl olur? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle ilerleyen örneklerimize bakarsak. Birleşik cümlede birden fazla yargı bulunacak. Bakıyoruz hemen. Büyükçe bir salonun ortasında ki kocaman masaya zengin bir sofra hazırlanmıştı. İlk cümleye bakıyoruz. Büyükçe bir salon hazırlanmıştı diyor. Hazırlanmıştı yüklem. Peki yüklemin dışında başka bir yüklem var mı? Yok. Fiil var mı? Yok. Fiilimsi var mı? Yok, o zaman diyoruz ki bu cümlenin uzun olması bizi aldatmasın. Bu cümle basit bir cümledir. Ama siz onaylamadan işlem yapamayız dediğinde bakın yapmak ve onaylamak iki yargı bulunuyor mu? İki yargı bulunduğu için basit değildir diyoruz. Basit değildir. Erken rezervasyon yaptırırsanız indirimli fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz. Yararlanmak ve yaptırmak yardım etmek ve kimsenin olmaması, kimse yok ifadeleri bize bunların basit cümle olmadığını gösteriyor. Şimdi devam ediyoruz, devam ediyoruz. Ata sözlerinden hangisi basit cümledir diye bir pekiştirme sorumuz var. Gelen giden aratır, gelmek ve gitmek iki yargı. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Şu dursun arkadaşlar. Ummadık taş baş yarar. Akacak kan damarda durmaz. Taş yere düşmeden çınlamaz. Bakın düşmek ve çınlamak direkt geliyorsunuz. Akmak ve durmak direkt geliyorsunuz. Ummak ve yarmak direkt geliyorsunuz. Ama akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Çeker yüklem. Yüklemin dışında başka bir fiil ve fiilimiz olmadığı için cevabınız B şıkkı oldu. İkinci sorumuz sizin ödevlendirme sorunuz arkadaşlar. Ekranı durduruyorsunuz ve bu ödevinizi yapıyorsunuz. Peki yapısına göre cümlelerde birleşik cümleler nasıl olur? Bir kere birleşik cümlelerin birden fazla türü var. Hemen bakalım. Diyoruz ki biz içerisinde fiilimsi olan cümleye girişik birleşik diyoruz. Ama fiilimsinin adına basit bir şekilde yan cümle diyebiliriz. İçerisinde ki bulunan cümleleri yine birleşik cümle ve ise se, sa eki bulunan cümleleri de şartlı birleşik cümle diyoruz. Hemen bakıyoruz. Böyle güzel birileri daha önce keşfetmediğime çok hayıflandım demiş. Hayıflandım benim temel cümlem yani yüklemim. Burada keşfetmediğime dediğinde dık, dık ifadesini gördük mü? Gördük. O zaman bu benim yan cümlemdir. Temel cümlemin dışındaki yargı, keşfetmek ifadesi benim yan cümlemdir. Hemen şuraya bakıyorum fiilimsi bulunan cümleler yan cümledir dedimse, girişik dedimse, buradaki dık dik eki de fiilimsidir. O zaman bu bir girişik bileşik cümle örneğidir. Devam ediyorum. Zararlı kimyasalların kullanılması insan sağlığını tehdit ediyor. Tehdit ediyor benim yüklem, yüklemimdir arkadaşlar. Yani temel cümlemdir. Peki tehdit eden nedir? Zararlı kimyasalların kullanılması. Kullanılmak ifadesindeki mema fiilimsi gördüm. Bu kullanılmak benim yardımcı yargımdır. Yani yan cümlemdir. O zaman diyorum ki fiilimsi varsa bu da bir girişik birleşik cümledir. Şu yıldızladığım örneğe bakıyoruz. İstemeye istemeye uçağa binerken yaşlı gözlerle dönüp arkasına bir daha baktı. Arkasına bir daha baktı ifadesi benim temel cümlemdir. Baktı yüklem. Benim temel cümlemdir. Diyorum ki yaşlı gözlerle dönüp burada bir zarf filmsi var. İstemeye istemeye uçağa binerken dediğinde burada iken fiilimsi iki var. Diyorum ki o zaman eğer burada birden fazla yan cümle varsa ve bu yan cümleler fiilimsiyle oluşmuşsa bu girişik bileşik cümledir. Şu örneklerimizde de yine uygulama örneği. Hemen devam ediyoruz. Baktık. Açıklamalı örnek iki diyor. Cümlemiz nedir? Şu yıldızladığım cümle arkadaşlar giderek genişleyen bir sessizlik dalgası içinde buldu kendini. Buldu yüklem. Buldu yüklem. Giderekteki erek arak bir zar fiildir. Genişleyen bir sessizlik dalgası içinde an en de bir sıfat fiilimizdir. Peki burada ulaşacağımız sonuç nedir? Bu cümlede iki fiilimsi. Yani iki yan cümle vardır. Fiilimsi demek yan cümle demektir. Ancak tek bir oluşturmuş bunlar. Dolaylı tümleç. Yani diyoruz ki iki fiilimsi de erek arak ve en an fiilimsileri de tek bir yan cümle, tek bir öğe içerisinde kullanılmıştır. Yani bir öğenin içerisinde birden fazla fiilimsi, birden fazla yargı bulunabiliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. İşi bilenin gözünden bir notumuz var. Cümledeki yan cümle sayısının fiilimsi sayısı ile aynı olduğunu unutmayalım. Yargı sayısı ise bundan bir fazla olacaktır. Yüklem asıl yargıdır. Bizim cümledeki asıl yargımız yüklemimizdir. Bunu sakın unutmuyoruz. Yüklemin dışındaki ifadeler bizim yan cümlelerimizdir. Soru bir ödevdir arkadaşlar. Hemen tespit edip yapıyorsunuz yaptığımız uygulamalara göre. Soru ikimiz ödev arkadaşlar. Ödevlendirme. Soru 3 yine hakeza ödev olarak verildi. Soru 4. Buralarda ekranı durdurup yapıyorsunuz. Soru 5. Ödeviniz. Soru 6 ödeviniz. Soru 7 ödeviniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hatta isterseniz soru 7'yi birlikte yapalım. Ne istiyor bizden? Yukarıdaki cümlelerden hangileri yapısı, yükleminin yeri ve yükleminin türü bakımından aynı özelliktedir? Bakalım yapısına göre, yüklemin yerine göre, yüklemin türüne göre diyor. Deniz kıyısında birkaç saat oturduk. Oturduk yüklem. Gün geçtik çalışıyor öğrenciler birbirlerine. Alışıyor yüklem. Dedem eski zamanları anlatıp dururdu dururdu yüklem ortalığı birden duvanlı bir hava kapladı kapladı yüklem bir başkadır bizim diyarımız bir başkadır yüklem bakıyoruz bizden ne istiyor yüklemin türü ve yeri aynı olacak yüklemi sonda olan bir, 1 3 4 ve 5 numaralı cümleler arkadaşlar devriktir kurallıdır yüklem ortada olan iki numaralı cümle ise devriktir Burada başka devrik cümle olmadığı için hemen şıklardan 2 numara olanları eliyoruz. Çünkü 2 ile ortak olan bir şeyimiz yok. Ne istiyor bizden? Yüklemin türünü istiyor. Oturmak, fiil, durmak, fiil, kaplamak, fiil, bir başkadır, isim. Diyoruz ki o zaman bir başkadır ifadesi isim olduğuna göre bununla eşdeğer olan da yoktur. 5 numara olanları da eledik arkadaşlar. 1, 4 ve 3, 4 numaralı cümleler kaldı. Hemen bakıyoruz yüklemin yapısına göre. Deniz kıyısında birkaç saat oturduk. Oturmak eyleminin dışında başka bir yargı yok. Öyleyse bu basit cümledir. 3 numara. Dedem eski zamanları anlatıp dururdu. Anlatıp ifadesi bulunuyor. Öyleyse bu girişik bileşik bir cümledir. Çünkü fiilimsi var. Ortalığı birden dumanlı bir hava kapladı. Bakıyoruz bunda da yüklemin dışında başka bir yargı yok. Öyleyse bu da basit cümledir. Demek ki cevabımız 1 ve 4 numaralı cümleler yani Bursa oldu. Çözümümüz bu kadar. Devam ediyoruz. Birleşik cümleler içerisinde ki bulunan ve şartlı ifade taşıyan cümlelerdir. Yanlış şuna dikkat ediyorsunuz. Ki bulunan cümlelerde sıfat yapan ki ve zamir yapan ki'yi almıyoruz. Ayrı yazılan ve bağlaç olan ki alıyoruz arkadaşlar. Şartlı birleşik cümlede ise İçerisinde içerisinde ise şart eki olan cümleleri alıyoruz. Hemen birer örnek. Öyle anlayışlı ki her hatamızı affeder. Hemen şurada baktık. Ayrı yazılan bağlaç olan ki'yi gördük. O zaman diyoruz ki bu ki'li birleşik cümledir. Annem istiyor ki akşam yemeklerinde bir arada olunsun. Yine ki'li birleşik cümle. Şu ikisi özdeştir. Erken yola çıkarsak yetişebiliriz. Yetişebilmenin şartı erkenden yola çıkmak. Bu ödülü kazanırsam seyahate çıkacağım. Seyahate çıkmamın şartı ödülü kazanmak. O zaman şu ikisi içinde şartlı birleşik cümle diyebiliriz. Konu çok kolay arkadaşlar. İçerisinde ki bağlacını gördünüz mü? Hemen ki ile birleşik cümle diyorsunuz. İçerisinde ise ek eylemini gördünüz mü? Ve şart anlamını buldunuz mu? Hemen diyorsunuz ki bu da şartlı birleşik cümledir. İç içe birleşik cümle ÖSYM bunu bugüne kadar hiç sormamış arkadaşlar. Ama bunun en basit tanımı şudur. Kendi cümlenizin içerisinde alıntı bir cümle kullanacaksınız. Eğer kendi cümlenizin içerisinde alıntı bir cümle varsa biz buna iç içe birleşik cümle diyoruz. Örnek veriyorum. Benim cümlem kuzenim dedi cümlesidir. Benim cümlem bu. Kuzenim dedi. Hemen içerisinde alıntı cümle koyuyorum. Kuzenim ne dedi? Akşam bize gel dedi. Kendi cümlemin içerisinde alıntı bir cümle kullandım mı? Kullandım. Eğer alıntı cümlem varsa bir cümlenin içinde başka bir cümle vardır. Bu da iç içe birleşik cümleyi verir. Hemen uygulamalı örneğimize bakalım. Çocuklara yarın ödev dosyanız hazır olsun dedi sert bir şekilde. Benim ana cümlem çocuklara sert bir şekilde dedi olmalı. Peki alıntı cümlem ne? Yarın ödev dosyanız hazır olsun. Kendi cümlemin içinde alıntı cümle kullandımsa iç içe iki cümle kullanmış olurum. Hiç acele etmeyin beklerim deyince içim rahatladı. Yine içim rahatladı. Benim ana cümlemdir. Ama hiç acele etmeyin beklerim alıntı cümledir. Başkasının ağzından çıkan bir cümledir. Başkasının ağzından çıkan alıntı cümlede arkadaşlar diyoruz ki iç içe birleşik cümleyi oluşturur. Açıklamalı örnekler aynı şekilde arkadaşlar. Konu pekiştirme amaçlı. Hemen şu yıldızladığım örneğe bakalım. Benim beni yarı yolda bırakacak arkadaşlarım yok diyor. Anlamana göre bakıyoruz. İçerisinde yok geçtiği için içimce olumsuzdur. Benim beni yarı yolda bırakacak arkadaşlarım yok. Arkadaşları bulunmadığı, anlamca mevcut olmadığı için, arkadaşların var olma eylemi gerçekleşmediği için diyoruz ki bu cümle anlamına göre de olumsuzdur. Yüklem yok. Sonda olduğu için kurallıdır. Mekmak ekini almadığı için isimdir. İçerisinde ecek acak altını çiziyorum. Sıfat fiil eki geçtiği için de bu cümle girişik birleşiktir. Şu yıldızladığım yerler arkadaşlar ekranı durduruyorsunuz ve siz konu tekrarı bağında aynen benim yaptığım gibi çalışıyorsunuz. Devam ediyoruz. İşi bilenin gözünden uyarımız nedir? Cümleleri çok yönlü incelemeye, farklı özelliklerini çabucak görmeye alışalım. Çünkü ÖSYM standartı bizden bunu istiyor. Buna ilişkin alıştırmalar yapmak yerinde olur. Bir paragraftaki cümleleri tek tek inceleyebilirsiniz. Örneğin bir paragrafta 5 tane cümle var. Bu 5 cümleyi tek tek inceliyorsunuz. Yüklemin türü nedir? Yüklemin yeri nerededir? Bakıyorsunuz anlamına göre cümle olumsuz mudur, olumlu mudur ve yapısına göre birleşik mi, basit mi diye böyle 5 cümle üzerinden uygulama yapabilirsiniz herhangi bir netinde. ÖSYM'nin gözünden dikkat edeceğimiz şey ne? Cümle türlerinin sınavlarda çok yoğun sorulduğunu söyledik. Çıkmış sorulara göz atmanızda fayda var. Çünkü her zaman en iyi çalışma yöntemi ÖSYM'nin kendi formatıdır. Ödevinizi söylüyorum arkadaşlar. Bu sizin ödeviniz. Ekranı burada durduruyorsunuz. Kaydı durdurun şimdi. Durdurdunuz. Soruyu çözdünüz. Ve devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin ödeviniz. Hemen devam ediyoruz. Ödev 2 diyoruz. 2 soru varmış pekiştirme. Devam edelim. Yapısına göre cümleler çok basit arkadaşlar. Cümle türünün en basit konusundan biri budur arkadaşlar. Sıralı cümle nedir? Bakıyorsunuz sıralı cümle şudur. Aralarında virgül bulunan birden fazla yükleme olan cümledir. İki cümle olacak. İki cümlenin arasında virgül olacak. Örnek veriyorum arkadaşlar. Size geldim. Hiç büyük harf kullanmadan virgülle devam ediyorum. Seni bulamadım. Size geldim seni bulamadım. Hemen bakıyorum geldim yüklem. Bulamadım yüklem. Aralarında nokta da kullanılmamış. Virgül var. İki yüklem ard arda gelmişse, art arda sıralanmışsa diyorum ki bu bir sıralı cümledir. O kadar. Hemen bakıyoruz. Günler uzadı. Balkon sefaları başladı. Uzadı yüklem, başladı yüklem. İki yüklem virgülle birbirine bağlanmış. Çocukların dersleri iyi. Onlarla gurur duyuyorum. Bakıyorum iki yüklem ard arda gelmiş bağlanmış. Bu örneklerde de hakeza eğer iki yüklem ard arda sıralanmışsa üç yüklem, dört yüklem, beş yüklem de olabilir. Birden fazla yüklem olması önemli. Diyoruz ki bu sıralı cümledir. Hemen bakıyoruz. Sıralı cümleler iki türdür diyor. İki türdür. Bağımlı ve bağımsız sıralı. Peki bu ne demek? Bu kısmı çok iyi dinliyorsunuz. Sorularda çok sorulur. Bağımlı sıralı cümle demek iki yüklemin en az bir öğesi ortak olacak demektir. Bağımsız sıralı ise öve ortaklığı olmayacak demektir. Bakın bağımlı sıralı en az bir öğesi ortak. Bağımsız sıralı hiçbir öğesi ortak olmayacak. Hemen bakıyorum. Önce şu yıldızladığım örneğe bakalım. Yıldızladığım örneği. Hiç ara vermeden çalıştım, işi tamamladım. Çalışan kim? Ben. Tamamlayan kim? Ben. Her iki cümle içinde işi yapan kişi ortak mıdır? Ortaktır. Öyleyse diyorum ki bu bir bağımlı sıralı cümledir. Yani bir öğeyle birbirine bağlanmış, zincir halkası gibi kenetlenmiş. Ortada bir ortak öğe var. Şuraya bakıyoruz. Yemekler çok güzel. Sen harika bir aşçıymışsın. Güzel yüklem. Ne kadar güzel, çok zarf. Güzel olan nedir? Yemekler özne. Harika bir aşçı. Sıfat tamlaması olduğu için parçalanmıyor. Harika bir aşçıymışsın yüklem. Kim harika bir aşçıdır? sen özne. Bakıyorum şuradaki özne de şuradaki özne farklı. Burada olan zarf burada yok. Zaten yüklemler de farklı. Bunun hiçbir ortak öğesi olmadığı için bu bağımsız sıralı cümledir. Yani birbiriyle alakasız birbiriyle ortak öğesi bulunmayan cümle. Şuraya bakıyoruz. Adresi bulamadık. Birilerine sorduk. Bakın biz bulamadık. Biz sorduk. Özne ortaktır. O zaman diyorum ki öznesi ortak, bağımlı sıralı cümledir. Öznesi ortak, bağımlı sıralı cümledir. Devam ediyorum hemen. Bağlı cümle. Bağlı cümle çok kolay. Nedir? Siz sıralı cümleyi alın. Sıralı cümleyi alın. Yazıyorum. Sıralı cümleyi alın. Sıralı cümlenin arasına çok da güzel yazamadım. Hemen düzeltelim. Sıralı cümlenin arasına bir bağlaç yerleştirin. Bir bağlaç yerleştirin. Sıralı cümlenin arasına bir bağlaç yerleştirdiniz mi? Oldu size bağlı cümle. Yani bağlaçlı cümle. Bu kadar. Bakalım. Dikkatli baktım yüklem. Birinci cümlem yani. Kimseyi göremedim. İkinci cümlem. Diyorum ki iki cümlem üst üste geldi mi? Bu normalde bir sıralı cümledir. Ama iki yüklemin ortasında bir bağlaç var mı? Var. Dikkatli baktım ama kimseyi göremedim. Diyorum ki bağlaç varsa bu bağlaçlı cümledir. Taleplerinizi ilettik. Benim birinci cümlem. Henüz cevap gelmedi ikinci cümle Ancak henüz cevap gelmedi dediğimizde ancak bağlaçsa ben buna bağlaştı. Yani bağlı cümle diyorum ve işin içinden çıkıyorum. Yani sıralı cümlenin aynısı sadece arada bağlaç olacak. Cümlem çok iyi resim yapıyor, iyi dans ediyor. Hemen bağlacımı buldum. Hem çok iyi resim yapıyor, hem de iyi dans ediyor. Hem nokta nokta hem. Şu cümlede tarafları dinledim ve bir karara bağladım. Ve bağlacı ne bizimle bir yere geliyor ne sohbetlerimize katılıyor. Ne nokta nokta neye bağlacı. Burada şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. İçinde bağlaç olan her cümle bağlı cümle değildir. Kesinlikle İçerisinde iki yüklem bulunup yüklemler bir bağlaçla bağlanmışsa o zaman biz buna bağlı cümle diyoruz. Hemen baktık. Bir kez daha yüklem önemini ortaya koydu. Yüklem olmadan biliyorsunuz arkadaşlar cümle türleri konusu olmuyor. Sıralı cümleleri, bağlı cümleleri de ötekilerden ancak yüklemleri fark ederek ayırt edebiliyoruz. Ayrıca sıralı cümleler içinde öge bilgimiz de gerekiyor. Çünkü eğer öge ortak olmazsa o zaman diyoruz ki burada sıralı cümle olup olmadığını, bağımlı sıralı olup olmadığını anlamak bizi zora sokar. ÖSYM cümle türlerinin bir bütün olarak ele alıp soruları karma olarak sormayı tercih ediyor. Yani karma dil bilgisi tarzına yakın bir soru türüdür arkadaşlar. Ancak yine de yapısına göre cümlelerin ağırlıklı olduğu söylenebilir. Yani cümle türlerinde ÖSYM en çok yapısına göre cümlelere dikkat ediyor. Hemen arkadaşlar bir uygulama sorusu yapalım. Pekiştirelim. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yapı dediğinde ben neye bakıyorum? Basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle. Hemen bakıyorum. Uşağı işe koş, sen de ardına düş. İki yüklem var. İki yüklem olduğu için diyorum ki sıralı cümle. Tavşan daha dağı küsmüş, dağın haberi olmamış. Küsmüş, olmamış. İki yüklem olduğu için sıralı. Leyli kuştan mı sayarsın? Yazın gelir, kışın gider. Sayarsın, gelir, gider. Bakıyoruz. Üç yüklem olduğu için sıralı. Dost ağlatır, düşman güldürür. Bakıyorum iki yüklem olduğu için sıralı. Irmak geçerken at değiştirilmez değiştirilmez yüklem arkadaşlar. Bunun dışında başka bir yüklem var mı yok? Şurada sadece bir fiilimsi kullanılmış. İki yüklem olmadan içinde fiilimsi bulunan cümleye biz hatırlayın girişik birleşik cümle diyorduk. Öylesi hepsi sıralı. Bu ise birleşik cümledir. Cevabımız E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, konumuz buraya kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Size yardımcı olduysak ne mutlu bize. Bu konuyla ilgili ödevlendirmeniz arkadaşlar cümle türleri konusuyla ilgili en az 50 soru çözüp konuyu pekiştiriyorsunuz arkadaşlar. 50 soru çözüp konu pekiştirilecek. Bu da sizin ödevlendirmeniz olsun. Ben Mehmet Hoca. Hepinize sevgilerinizi sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun inşallah. Tekrar görüşmek üzere.